Selamlar en değerli Bentmuz'un aşiret üyeleri. Şu anda Russian Fishing 4'ün yeni bölümündeyiz. Hatırlarsınız ilk bölümde oyuna giriş yapmıştık. Nasıl oynandığını, amacının ne olduğunu hatırlamıştık. Eğer izlemediyseniz hemen sağ üstten şuradan bir önceki bölümü izleyebilirsiniz. Ve şimdi hiç vakit kaybetmeden Russian Fishing 4'ün yeni bölümüne başlayalım. Güzel balıklar tutmaya çalışalım. Yeni göller keşfedelim. Seviyemizi yükseltelim ve tuttuğumuz balıklar da daha büyük olsun. Kendi rekorlarımızı kırmaya devam edelim. Hadi oyuna geçelim. Şu anda oyunun içine girdik. Şu anda saat 13.54 yani saat 2 öğleden sonra 2. Hava sıcaklığımız 20 derece. Elimizi oltamızı aldık. Ve şimdi iskeledeyiz. Burası Sivrisinek Gölü. Şu anda iskeledeyiz. Hemen hiç vakit kaybetmeden şöyle oltamızı gönderelim. Zaten hemen 1,5 metre derinliğinde olduğu için burası gayet uygun olta için. Şu anda gördüğünüz gibi bizim kamışımız, şamandıramız yok ucunda. Peki bu şekilde nasıl balığın gelip gelmediğini anlayacağız? Bunu ben de bilmiyorum. Ben bu oltayla offline olarak oynadım. Fakat bu oltayla balık tutmak zor gibi geliyor bana. Balığın nasıl geldiğini, nasıl tutulduğunu anlayamıyorum. Mesela bir önceki tuttuğumuz oltayla şamandıra vardı. Şamandıra hemen aşağı indim mi ha diyorduk ki bir balık var, bir balık geldi veya bir şey geldi. Yemimizde mesela solucan var, ondan sonra ıslak ekmek var, daha sonra lavra var. Bunlarla da tabi balık tutmak kolay olurdu fakat bunun ucunda da bir yemek yok yani, anladın mı? Böyle bir oyuncak gibi bir şey var. Onun için ben bunu pek tavsiye etmiyorum. Bunu hemen çekelim. Biz ne tutacağız? Biz şuradan hemen olta takımımıza bakalım. Şuradan Telestix 16'yı aldığımız zaman bunun daha güzel olduğunu düşünüyorum. Buranın şeyi, uzunluğu, derinliği 1 metre olduğu için şamandıramızın derinliğini de 1 metre ayarlamamız gerekiyor. Derinlik ne kadarsa şamandıranın derinliği de o kadar olmalı. Şuradan bakın şimdi. Attığımız zaman Z'ye basıp yakınlaşalım ve gördünüz mü? Şamandıra burada duruyor. Ve şu anda 51 tane de solucanımız var. Yem olarak solucan koydum. Şimdi bizim 326 tecrübe puanımız var. Seviyemizde 2. 400 tecrübe puanı kazandığımız zaman ikinci seviyeye ulaşacağız. Çantamızda da bir tane balık var. Offline olarak tutmuştum ama gerçekten 8 saatte bir balık tutabildim yani. Mesela şamandıra aşağı iniyor. Çekiyorum. Balık gelmiyor. İniyor bak. Şimdi indi. Bak gördünüz mü? Yine iniyor. Ama balığı bir türlü tutamıyorum. Şimdi bakalım bu sefer tutabileceğiz mi? Şamandıra tekrar aşağı indi. Şamandırayı şu anda göremiyoruz. Bakalım balığı tutabilecek miyiz? Bir oynama var oltada fakat ben çekmek istiyorum. Ama çekmek de istemiyorum. Kararsızım. Çeksem mi çekmesem mi bilemedim. Ama yani ben inanmıyorum balığın geleceğine. Çekeyim. Balığın geleceğine inan... Geldi mi? Geldi galiba balık. Aaa! Kızıl göz balığı tuttuk. 501 gram. Neredeyse tam olarak bir yarım kilo. Yarım kilo balık tuttuk. 500 gramlık bir balık tuttuk. Kızıl göz balığı tutmuşuz. Bakın tipe bakın. Ve 3. seviyede yükselmişiz. Evet 125 deneyim puanı kazanmışız. Bunlar XP yani. Ve şamandıracılıkta, balıkçılıkta da tabii yükselmeye devam ediyoruz. Şimdi 3. seviyeye yükseldik. Şu balığın güzelliğine bakar mısınız? Bunu biz şimdi bir satarız. Üf. Gerçekten çok güzel olmuş oyun. Çok tatlı bir balık. Çok güzel bir balık. Bunu hemen space tuşuyla alalım. Ve buradan nereye gidelim biliyor musunuz? Buradan hemen Sivrisinek Gölü'nden dönemeçli dereye seyahat edelim. Neden dönemeçli dereye seyahat ediyoruz?
Çünkü dönemeç derede daha iyi balıklar var. Bir sonraki derede de daha iyi balıklar var. Tabii bunları seviye atladıkça açacağız. Yani mapleri seviye atladıkça açacağız. Burada diyor ki, büyük balıkları yakalamak için büyük kancalar kullanın. Takılmayı mümkün olduğunca etkili hale getirmek için yemin boyutunu kancanın büyüklüğüne göre seçin. Yem ne kadar küçük olursa kanca da o kadar küçük olmalıdır. İşte balığı neden tutamadığımızı şimdi anladık bence. Bakın buradaki önemli mesele şu. Bizim burada yemimiz ne abicim? Solucan. Değil mi? Gel buraya. Şuradan bakalım. Solucan. Türü, miktarı, gramı 1 gram. Tamam. Şimdi bizim iğnemiz de 1 gram civarında olmalıymış. Öyle diyor yani. Bakalım bu olmaz. Demek ki klasik iğneyi takmamız lazım ki daha güzel tutabilelim. Aynısı zaten galiba küçük diyor. Diğeri ne abicim? Bakalım. Klasik küçük 16, boyut küçük. Boyut küçük, ağırlık 27 gram. 25 gram olanı alalım biz. Tabii şamandırada tabii bu da hafif olsun ki güzel kullanabilirim. Şamandırma bizim hafif olmalı yani. Çünkü bir balık geldiğinde daha kolay anlayabilelim. Balığın gelip gelmediğini. Tamam, güzel güzel güzel. Şimdi bunu elimize alalım. Ve bakın şimdi biz neredeyiz? Güzel bir yerdeyiz. Evet, şimdi rüzgarın nereden estiğine bakmak istiyorum ben. Şu anda rüzgar akıyor. Burası bir akardere. Akardere değil, akarsu. Onun için şu şekilde balık tutmamız bize daha faydalı olacaktır. Şuraya geçip şuradan şöyle balığı oltamıza atarsak tabii daha güzel, daha verimli bir balık tutabiliriz. Şimdi buranın derinliğine bakmak istiyorum ben. Harita deyip buranın derinliği abicim 1 metreymiş. Biz şuraya doğru bakıyoruz. Eğer şuraya doğru bakarsak buranın derinliği 1,5 metreymiş. Tamam. Biz 1 metrelik olan yerden yine balığı tutmayı deneyelim. Evet, burada bizim zaten oltamızın uzunluğu 1 metre. Fakat biz de yaklaşık 1 metre yukarıda olduğumuz için bunu 1 metre daha uzatmamız lazım diye düşünüyorum. Bakın şimdi yem seçilmedi. Özür diliyorum, yem seçelim. Şuradan solucanımızı seçelim. Evet. Şuradan hızımızı atalım abicim. Ay, takıldı buraya, takıldı. O zaman biz şöyle yapmamız lazım, şuraya doğru atalım o zaman. Aynen öyle, şuraya doğru atalım, şöyle gönderelim. Evet, işte şamandıramız burada. Şimdi balığı beklemek için sabrediyoruz. Sabır, balıkçılıkta en önemli şey nedir? Sabırdır. Sabretmezseniz balıkçılıkta balığı tutamazsınız. Diyorum ya size, 8 saat bekledim, sadece bir balık için. Bir balığı tutabildim mi? Evet, onu da tutabildim ama 8 saat sonucunda. Bu da böyle bir mesele. Adamlar bunun sevdalısı, bunun aşığı. O 8 saati beklemek bir balık için adamlara zevkli geliyor. Evet, şu anda biz de bir balık için bekliyoruz. Bu balıkla ne yapacağız? Tabii ki de satacağız. Peki neden satacağız? Biz biliyorsunuz bir adadayız, bir hayat mücadelesi veriyoruz derken bakın karnımız da acıkmış. Tabii karnımızı da doyurmamız lazım. Canımız biraz fazla, biraz iyi, sağlık durumu iyi. Fakat tabii yemek yemezsek o da düşer. Fakat şu anda bizim şamanlarımız dikkat ettiyseniz dik durmuyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Şunu bir çekelim. Çek. Tamam. Bunu küçültmemiz gerekiyormuş çünkü. Evet, şimdi bir daha deneyelim bakalım. Dik durması gerekiyor şamandıranın. Ha, bakın gördünüz mü? Şimdi yavaş yavaş dikleşecek. Çünkü misina da yavaş yavaş aşağı doğru batacağı için bunun da dikleşmesi gerekiyor. Biraz daha mı küçültsek acaba? Biraz daha küçültme taraftarı mıyız acaba? Küçültelim mi? Gel biraz daha küçültelim, hiç riske atmayalım. Boşuna da beklemiş olmayalım. Şöyle iyi, tamamdır. Gönder abicim. Tamam. Şimdi gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın şu anda dik durmaya başladı. Evet. Bunun meselesi bu. Neden dik durması önemli? Çünkü bir balık gelirse onu batırması lazım. Veya yan çevirmesi lazım. Biz de anlayabilelim. Daha iyi anlayabilirim. Balık geldi mi gelmedi mi diye. Şimdi biz neredeydik? Dönemeç gölündeydik.
Buradaki balıkların daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onun için buraya geldik. Burada bir balık tuttuktan sonra hemen tekrar sivrisinek gülüne dönüp bir karnımızı doyurup var olan balıklarımıza satmamız lazım. Hemen bayatlamadan satmamız lazım. Çünkü bayatlarsa değerinden almaz. Ucuza alır. Bu da bizim işimize pek gelmez. Evet, rüzgarımız da şu anda hafif hafif esiyor. Biz de şabandırımıza bakalım. Sabredelim. Şu anda saat 17.55. Saat 6 olmuş. Bakalım kaç saat bekleyeceğiz bir balık için. 6'dan saat kaça kadar bekleyeceğiz? Bunu merak ediyorum. Oyun grafikleri gerçekten çok iyi. Bizim bakın elimiz gerçekten grafikleri harika oluşturulmuş. Saat 6.30 oldu. Yarım saattir bekliyoruz. Havada 24 derece oldu. Balıkların aslında gelmesi gereken bir hava. Balıklar bu havadan kaçmaz. Ve evet gördünüz mü? Şamandıra hareketlendi. Bir battı çıktı. Şu anda bir balıkla mücadele edebiliriz diye düşünüyorum. Şu anda oltamıza bir balık denk geldi. Bakalım durumu ne olacak şimdi? Bu açık alandan da bakalım. Şamandırımızda bir hareketlilik oldu. Fakat herhalde değdi gitti. Bir şeyler oldu. O anda anlayamadım neden geri çekmediğini balığın. Balığı hala tutabilmiş değiliz. Evet, balığı buradan çekelim. Biz diğer oltamızı elimize alalım. Neydi bizim diğer oltamız? Aksiyon. Corona S60L. Evet, bunu almıştık aslında. Aşınması %50'ymiş. Tamam, bunu tutalım. Eski döner metal yem, klasiktir. Yok, tamamdır. Bir de bununla tutmayı deneyelim. Sürtünmesini şuradan 25'e getirip sarma hızını da 10 yaptığımız zaman yine kişisel rekorumuzu atışta kırdık. Fakat işte bunun da şöyle bir durumu var. Yani balığın yenip gelmediğini bu oltada ben anlayamıyorum yani. Bayağı bir beklemek istiyorum burada. Bu sefer bayağı bir beklemek istiyorum. Acaba gerçekten balık gelecek mi gelmeyecek mi? Yani geliyordur illaki fakat burada ben bu oltada anlayamıyorum. Olta makinemiz de var. Daha donanımlı bir kamış aslında bu. Fakat burada nasıl anlayacağız? Şamandıramız yok. Galiba burada bizim oltanın ucuna bakmamız gerekiyor. Olta yani böyle bir oltada bir çekişme olursa böyle bir zorlanma o şekilde tutabiliriz diye düşünüyorum. Yani balığın geldiğini o şekilde anlayabiliriz diye düşünüyorum. Benim bu gölde umudum var. Yani bu gölde daha iyi balık tutabileceğimize inanıyorum ben. Mesela 1 kilo balık tutarsak eğer kendi rekorumuzu yine kırmış olacağız.
Evet, bu oyun diğer oyunlar gibi aksiyonlu değil. Bu oyun sakin bir oyun. Bu oyunda sabır etmek gerekiyor. Bu oyunda beklemek gerekiyor. Yalnız sıkıcı bir oyun da değil. Çünkü oyunun içinde iç müzikler buranın bu ortamı yansıtıyor. Kurbağa sesleri, kuş sesleri, rüzgar sesi, su sesleri. Bu ortamdaymış hissi veriyor size. Ama şöyle yapalım bir saniye. Şuradan sarma hızını. Yükseltelim. Şuraya geçeceğiz bir saniye. Şöyle yapacağız. Tamam, hemen gel 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 gel. Sürtünme hızını 25 yapacağız. Biz buradayız, tamam mı? Karşı yeşil yere atmamız lazım. Karşı gri ağacın oraya atmamız lazım. Gönder abi. Oldu mu olmadı mı anlayamadım. Fakat ben deneme, yani eğitim oyununda eğitimdeyken balık kaçtı ya. Balık kaçtı ya. Tüh. Balığı yakalayamadık. Balık kaçtı. İşte. Sarı levreğimizi aldık buradan. Tabii daha iyisini alabilirdik. Evet, dediğim gibi burada durmamız gerekiyormuş burada ve karşı tarafa oltamızı göndermemiz lazım. Evet, hadi bakalım. Bayağı uzun bir yere oltamızı attık. Hala beklemekteyiz. Bu saatten sonra balık gelir mi gelmez mi bilemiyorum. Fakat karnımız acıktı. Bakalım, şu anda oltaya gözlerimizi diktik. Balık peşindeyiz. Bir balık daha tutup yemek yememiz lazım artık. Neredeyse karnımız yani gurulduyacak. Fakat bu balıkla ben, yani bu oltayla ben balığın gelip gelmediğini cidden anlayamıyorum. Şöyle daha iyi ya. Şöyle yapalım. Şöyle daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Evet. Biraz daha gergin yani misina. Şöyle yaparsak aslında daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Biraz daha sardık. Biraz Allah. Allah'ım. Balık geldi mi gelmedi mi? Buradan ben anlayamıyorum. Şamandıra'dan anlayabiliyordum. Bu şekilde gerçekten çok zor oluyor. Çekelim bakalım. Aslında şöyle olması gerekiyor. Ağırlığı şekilde mi hissediyoruz? Oltanın ucunda şu anda bir ağırlık yok aslında. Bizim karnımız acıktı, bir yemek yememiz gerekiyor. Bunu da çantamıza koyalım. Buradan seyahat edelim. Sivrisinek Gölü'ne.
Seyahat etmemiz lazım çünkü karnımız acıktı. Şuradan mutfağa gidelim, bir şeyler yiyelim. Tamam, biz orada doyuyoruz. Çantamızda neler var bizim? Bunda tankçı geleneksel. Bunu da içelim. Bir tane de biletimiz var. 3 tane haritamız var. Burada da yine yemeklerimiz varmış bizim, güzel. Buraya sürekli gelmemize de gerek yok. Şu anda paramız ne alem? 36 gümüş paramız var bizim. Burada teknemiz var, mevcut. Bunu elimize alalım. Ve burada oltayı atmaya devam edelim. Son atışım bu benim. Umarım bu sefer başarılı olacağım. Evet, yakınlaşıyorum Şamandıra'ya. Ya Şamandıra olması gerekiyor arkadaşlar. Şamandıra olmadan bir balığın gelip gelmediğini ben nasıl anlayabilirim Allah aşkına? Haksız mıyım? Haksız mıyım? Haksızım. Aha işte bakın. Balık geldiğinde şamandıra bu şekilde harekete geçiyor. Karnımız da doydu. Enerjimiz de var. Tamamdır. Bu balığı tutmamız gerekiyor bizim. Bir balık geldi. Şu anda Misina ile Şamandıra ile oynuyor. Evet. Daldırdı. Şimdi de çekeceğiz. Biraz daha dalması gerekiyor. Biraz daha dalması gerekiyor Şamandıra'nın. Olmadı. Olmaz. Biraz daha dalması gerekiyor. Çekemeyiz. Evet, evet, evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çekelim. Yakaladık mı balığı? Bence yakaladık diye düşünüyorum. Evet, işte şamandıranın önemi bu. Bakın gördünüz mü? Şamandıra olduğunda nasıl hemen anladık balığın gelip gelmediğini? Bu şekilde balık tutmamız bence çok daha mantıklı. Peki niye diğer oltalara şamandıra takılmıyor? Onu da anlamış değilim. Atsak, yani tutsak aslında olsa daha iyi olur. Şu tuttuğumuz balıkları da hemen buraya bir satalım. Bakalım kaç para edecek? 55. Toplu satmak istiyorum. Su 62, 66. 2,65 gümüş para ediyor bu 4 balık. Sarı levrek, kızıl göz, gümüşi havuz balığı ve sarı, bir tane daha sarı levrek var. Balıkların hepsini satayım. En satılan en pahalı balık olmuş. Yine bir rekor kırdık. Tamam, güzel. Her gün kendimizi biraz daha geliştiriyoruz. Buradan biz kendi evimize bir uğrayalım. Kendi evimize bir gidelim. Bakalım orada neler... Hop, bakalım orada neler var. Neler dönüyor. Büyük balık yakalamak için büyük kancalar kullanın. Takılmayı mümkün olduğunca etkili hale getirmek için yemin boyutunu, kancanın büyüklüğüne göre seçin. Yem ne kadar küçük olursa kanca da o kadar küçük olmalıdır diyor oyun. Evet, ev boş. Şimdi olta kamışları, bunlar bizim çantamızdakiler. Aynen öyle. Peki bu ne? Balıklarımız. Livar boş. Bu da bizim balık depomuz. Aynen öyle. Evimiz. Peki bir şey soracağım. Bunları biz eve bırakabiliyor muyuz? Mesela benim... Şunları ben elinize alın, favoriler atın. Atmak istemiyorum, eve eklemek istiyorum mesela. Nasıl yapabilirim ben bunu? Çantadan buraya al, aynen öyle. Dur ama şöyle yapacağız bir saniye. Hah, aynen, tamam, buldum. Şimdi şuna gerek yok, tamam mı? Zaten onu kullanmıyoruz. Eve al bunu. Şunu da kullanmıyorum ben. Bunu da eve al. Gerek yok durmasına. Misinamız burada. Paslı iğne. Buna da gerek yok. Bunu da kullanmıyorum. Başka? Lavrayla ekmek 5 gram diyor. Ekmeği de koyabiliriz. Islak ekmeği. Tamam.
Burada bir tane daha şamandıra var. Dursun. Bunlar kurşunlar. Ağırlık kurşun seti. Normal kurşun. Ha, bunlar ağırlık yapıyormuş. Tamam. Burada yemeklerimiz var. Bunlar dursun. Biletimiz var. Haritalar dursun. Tamam işte bu kadar. Eve bunları koyduk şu anda. Çok güzel. Tamamdır. 39 altın, 39 da gümüş paramız var. Tamamdır. Şuraya da geçip bugünlük bölümümüzü bitirelim. Evet, bugün yine balık tuttuk. Kendi rekorlarımızı kırdık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu oyun aslında böyle çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü biliyorum sıkılacaksınız. Bu oyun böyle aksiyonlu oyun değil ama aksiyonlu oyunu aramak istiyorsanız yine kanalıma bakabilirsiniz. Çünkü orada Warframe oynuyorum. Çünkü orada Euro Truck da oynuyorum. Aksiyon oyunları da oynuyorum. Bu tür oyunlar daha çok böyle sakinlik arayan oyuncular için, sakinlik arayan izleyiciler için. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye bye.